İyi akşamlar sevgili Kanal 5 izleyicileri. Yeni bir önce eğitim programıyla bu hafta da karşınızdayız. Değerli izleyiciler, bugün saat 13 itibariyle ÖSYM söz verdiğini yaptı diyoruz ve 4 gün içerisinde YGS sınav sonuçlarını açıkladı. Tabii aslında bunun sinyalini ÖSYM Başkanı Sayın Ali Demir vermişti sınavdan önceki günlerde. Biz geçen sene 6 günde açıkladık. Bu sene öğrencilerimize sürpriz yapmak istiyorum demişti. Gerçekten sınavın okunma süreci, değerlendirme süreci ve puanlama sürecinin zor bir süreç olduğunu hatırlatarak acizane ÖSYM'yi tebrik ediyoruz Önce Eğitim ve Kanal 5 ailesi olarak. Evet değerli izleyiciler, bugün öğrencilerimizin bir kısmı ağladı, bir kısmı sevindi, bir kısmı heyecanlandı, motive oldu. Bazılarının da gardı düştü, motivasyonu düştü. Çünkü gerçekten stratejik bir sınav yaşadık aslında. Biz sınavdan sonra geçtiğimiz pazar günü Önce Eğitim YGS özel programını yaparken de aslında sizden almış olduğumuz maillerde bunu anlayabilmiştik. Dedik ki Türkçe soruları çok zordu ve Türkçenin standart sapmasının biz farklı olacağını düşünüyoruz, tahmin ediyoruz ve gerçekten sonuçların açıklanmasıyla bizim bu tahminimizin de doğru olduğunu bugün görmüş olduk. Evet değerli izleyiciler, ÖSYS başvuran aday sayısı 2.126.684 kişi. Sınavsız geçişe başvuran aday sayısı 79.969 kişi. Sınava giren aday sayısı 1.987.488 kişi. Sınava girmeyen adaylar 59.227 kişi. Sınavı geçerli aday sayısı 1.986.995 kişi ve sınavı geçersiz aday sayısının 493 kişi olduğunu hatırlatarak biz bugün bu istatistikler noktasında konuşacağız. Yalnız bugün YGS'ye giren ve YGS sonuçlarını eline alan öğrencilerimiz, lütfen bize yönetmenimizin ekranınızın alt kısmında yazmış olduğu adreslerden ulaşınız. Ramazanavcı.com'dan, Twitter ve Facebook hesaplarımızdan ulaşınız ki biz en azından sizin önümüzdeki süreçte neler yapabileceğinizi ve geçen senenin 2014 YGS parametrelerine göre bugün nasıl bir sonuçla karşı karşıya kaldığınızı yorumlayarak kamuoyuna bilgi vermek istiyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bugün Halil Duymaz hocam, Kanal 5'in Önce Eğitim'in aşina olduğunuz yüzlerinden birisi. Halil hocam program konuğumuz, rehber öğretmenimiz ve sizlerin puanlarını yorumlamak adına stüdyomuzda sizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz de iyisiniz. Çok şükür, bizler de iyiyiz. Biz tabii 5-6 ay ara verdik sizin özel işlerinizden ötürü. Evet. İzleyicilerimiz de size emin olun ki özlediler. Öğrencilerimiz neler yaptı hocam? YGS'yi bir yorumlayabilir misiniz? Evet. Nasıl sonuçlar aldılar? Şimdi biz genelde hep şunu görüyorduk yani her yılda. Tamam yani her yıl sınav biraz daha zorlaşıyormuş gibi. Yani öğrencilerin sanki başarıları biraz daha düşüyormuş gibi görüyorduk ama bu sene biraz daha farklı oldu sanki. Böyle biraz daha keskin bir çizgi var diyebiliriz. Şimdi bizim sınav sistemimizde özellikle YGS'de öğrencilerin %80 oranındaki öğrenci sınava başlangıç testi olarak Türkçe'yi kullanıyorlar. Tabii Türkçenin zor olması itibariyle de ne oluyor? Öğrenci orada çok zaman kaybedip özellikle sınavın geri kalanında ciddi bir olumsuzluk yaşamış. İşte özellikle Türkçenin bir önceki yılla ortalamasını karşılaştırdığımızda yaklaşık 3 net daha düşük bir Türkçe testiyle karşı karşıyayız. Bu da tabii öğrencilerin tüm sınavını etkiliyor. Yani sayısal öğrencilerinin bile bir çoğunluğu Türkçe testinden başlıyor. Bu da öğrencilerin biraz daha puanlarının düşmesi anlamına geliyor diye düşünüyorum. Ancak tabii öğrencilerimiz şunu unutmamalılar. Sınavın zor olması veya işte puanlarının daha düşük olması demek öğrencilerin her şeyi kaybettiği anlamına gelmiyor. Şimdi bizim eğer öğrencilerdeki bir düşüş, bir puan düşüşü söz konusuysa
Bu beraberinde üniversitelerin puanlarını da yansıyacak tabii ki. Hocam bu sene Türkçe'de ortalama ne dediniz? Bu seneki Türkiye'deki ortalama 15.9. 15.9. Geçen sene de ise 18.7. 18.7. Yani yaklaşık 3 net daha düşük. Bir yani düşüş genel var. Bu ciddi bir şey yani. Baktığımız zaman. Bu da tabii ki işte Türkçeden başlamak, yani öğrencilerin genel hedefleri hep bu oluyor. Yani işte deneme sınavlarında böyle yapıyor, genel sınavda böyle yapıyor. Türkiye'de zorlanınca, Türkiye'de fazla oyalanınca diğerlerini de haliyle yansıtı bu. Ben bunu aslında çok fazla genellemek istemiyorum. Yani ama şunu ifade etmiştik biz. Sınavda ilk karşılaştığınız testi yapabilme gücünüz, sınav motivasyonunuzu, sınav stres ve heyecanınızı kontrol altında alır demiştik. Tabii. Ve burada aslında bunu da gördük biz. Hocam değil mi? Tabii yani yapacağı testten. Evet. Yani hangi testte daha iyiyse daha oradan iyiyse başlama. Tabii, ve Türkçe testinin tüm Türkiye'yi zorlaması ve bu netlerin düştüğünden de biz bunu gayet iyi anlıyoruz. Evet. Sınavın genelini de ciddi anlamda etkiledi diye düşünüyoruz. Tabii. Şimdi tabii şöyle bir şey de var. Yani iyimser de bakmak lazım. Yani şimdi mesela bir sayısal öğrencisi işte Türkçe'de geçirdiği zamanın fazla olması itibariyle kendi alanında yeterli zaman ayıramamıştır mesela. Evet. Yani biz öyle düşünüyoruz ki öyle olacak. Ama bu öğrenci LYS sınavlarında kendi alanıyla uğraşacak. Yani olaya bir de böyle bakmak lazım yani bir şekilde. Yani öğrencilerimiz de olayı böyle değerlendirmesi lazım. Orada ne zaman problemi yaşayacak? Bir de sadece kendi alanıyla uğraşacak. Dolayısıyla ben orada bunların telafi edileceğini düşünüyorum. Her alan için böyle. Yani bu sayısal için bir örnek verdik ama bu eşit ağırlık içinde olsun, sözel öğrenciler içinde olsun. Orada herkes kendi alanına yoğunlaşacağı için sınavlarda işte ders ders, branş branş ayrılacağı için daha başarılı, daha iyi bir sınav çıkaracaklarını düşünüyorum. Ama nedir? Tabii ki buradaki işte motivasyon, bundan sonraki süreç, bundan sonraki süreçte nelere dikkat edecek? Bunlar çok önemli tabii. Evet. Peki diğer derslerde hocam bir düşüş var mı geçen seneye göre netlerde? Evet, yani diğer derslerde de tabii ki bir düşüş var. İşte sosyal bilimlere baktığımızda yaklaşık bir net yine işte 10.4 bu seneki ortalama, geçen sene 11.2. 11.2. Evet, bir net yani düşmüş sosyal. Bir net de sosyalde yaklaşık bir netin hatta biraz daha üzerinde. İşte temel matematik dediğimiz testimizde yine 5.4 bu seneki ortalamamız, geçen sene 6.1. 6.1. Yine burada da yine düşmüş. Yaklaşık bir nete yakın burada da bir düşüş var. Fen bilimleri geçen sene bu seneki ortalamamız 4.6. Geçen seneki ortalama 3.5'miş. Şimdi sadece fende bir ters orantı var baktığınız zaman. Meselenin fecaati bu aslında hocam. Yani inanın ben çok üzülüyorum buna. Türkiye'de sınavı geçerli aday sayısı 1.986.000 kişi. Evet. 1.986.000 kişiden Türkiye'de Türkçeyi ortalama %15 yapıyoruz 40 soruda. Evet. Sosyali 10 tane yapıyoruz. Evet, 40 soru. 40 sorunun 10'unu yapabiliyor bizim çocuklarımız. Evet. Matematiğin 40 soruda 5'ini yapabiliyor. Evet. Fenin 4.6'sını yapabiliyor. Evet. Yani burada aslında tabii programımızın konusu bu değil esasında ama yine de bir altını çizmek istiyorum. Bir yerlere bir mesaj göndermek istiyorum. Yani Türkiye'de eğitim sisteminde inanılmaz sorunların olduğunun kanıtıdır bu. Kesinlikle. Evet biz eğitimciler, anne babalar, çocuklar topyekün evet sorun var, sorun var, sorun var diyoruz da neler yapmıyoruz ya da neler yapıyoruz? Asıl mesele burada. Evet. Yani 40 tane matematik sorusundan Türkiye'de 5.4 ortalama yapılıyorsa lütfen matematikçi arkadaşlarımız bunu bir düşünsünler. Tabii tabii. Yani bunu işte bunu sadece matematikçi arkadaşlar değil, eğitim sistemiyle uğraşan herkesin bir şekilde eğitimin içinde olan herkesin düşünmesi gereken bir soru gerçekten. Yani biz bir takım şeyleri gerçekten yani gereksiz yere mi veriyoruz? Biz birinci sınıftan itibaren işte öğrenciye ne yapıyoruz? Matematiksel işlemlere başlatıyoruz yani bir şekilde. Evet. Matematiğin evet. içinde. Bu öğrenci 12 yılın sonunda sınava giriyor. 12 yıl sonra geldiği nokta işte 5.4. Ne yani, kadar feci bir şey yani, değil mi? İşte biz bunları birçok derste tabii bunu görüyoruz. İşte Türkçe bizim ana şeyimiz yani ana dilimiz yani bir şekilde. Bakıyoruz 40 soruluk bir testte işte 15 gibi bir ortalama
çıkıyor ortaya. Ya bu gerçekten çok üzerinde düşünmemiz gereken, üzerinde çok uğraşmamız gereken eğitimci olarak bir alan gerçekten. Yani maalesef. Biz işte sınavı değerlendirelim diyoruz ama aslında değerlendirilmesi gereken mesele bu. Yani değerlendirilmesi gereken mesele bu ve ben emin olun önümüzde yetişen birçok nesli öğrencimiz var, yeni neslimiz var. Bunlar adına inanılmaz kaygılanıyorum ama Allah büyüktür diyoruz. Biz bunun da üstesinden geleceğiz. Buna eminiz elbette, diyoruz. Elbette. Ümit var oluyoruz. Karamsar olmuyoruz. İnşallah bu netlerin biz ömrümüz yeterse 30 netlere, 40-35 netlere çıkacağını görürüz diye ümit ediyoruz. Evet, yani evet. Bu aslında topyekün bir eğitim seferberliği anlamına kesinlikle, geliyor hocam. Kesinlikle. Yani demek ki bizim bir şeylerimizde sorun var. Evet. O sorunlar neler? Onları bulup onların üzerinde istişareler yapmak lazım, çalışmalar yapmak lazım diye düşünüyorum. Bugün bunu çok iyi anlatan bir şeydi. Bir eğitim şeyinde yine konuşulan bir şeydi. Diyor ki öğretmenimiz kendini övünerek anlattığı bir şey bu. Diyor ki ben diyor işte 4. sınıf öğrencisine yani zorluk derecesi çok yüksek şeylerle uğraştığından bahsediyor. Yani problemlerden falan bahsediyor. Matematikle ilgili alanda. Kaç kişiyle çarpıyorsun? 30 kişilik sınıfta 8 kişiyle çalışıyorum diyor. Yani bununla da övünüyor. Sen 30 kişilik sınıfta 22 öğrenci ne olacak? Yani diğer öğrenciler ne olacak? Yani bizim aslında çok eleştirmemiz, çok üzerinde durmamız gereken şeylerden bir tanesi. Yani işte biz öğretmen olarak övündüğümüz, işte ben bu zorluk derecedeki işte problemleri çözdürüyorum öğrenciye dediği, sınıftaki 8 kişiyi diyor alıyorum, o 8 kişiyle çalışıyorum diyor. Yani işte çok bu yanlış. Asıl sorgulanması gereken bu. Sen bununla övünüyor musun? Yani 22 öğrenci ne olacak geri kalan sınıftaki? Onları ne yapacaksın? Onları ne yapacağız? Yani onlar ne olacak? Yani işte Türkiye'de eğitimde maalesef o kitlesel başarıyı biz henüz yakalayamadık. Evet, biz bireysel uğraşıyoruz. Bireysel başarılar. Sınıfın işte ön sırada oturanlarla. Şimdi bir dönem birçok özel okul, birçok dershane işte Türkiye birincisi çıkardım diye onu 6 ay reklam yapardı. Tabii çok yani, şeydi. Ama geçmişine bakıyorsun, o öğrencinin uzantısı olan diğer öğrencilere bakıyorsun. Evet, genel başarı boş, bir şey yok. Genel boş. Başarıda bir şey yok. Bireysel bir başarı yani. Bireysel bir başarı. Bireysel bu övünülecek bir şey değil aslında. Evet. Yani biz millet olarak topyekün bir başarı istiyoruz diyoruz. Şimdi değerli izleyiciler, mailleriniz gelmeye başladı. Yalnız almış olduğunuz puandan ziyade başarı sıralamalarınız daha önemli diyoruz. Puanlarınızın yanına lütfen başarı sırasını ve mümkünse bir de ilinizi, nereden yazdığınızı da yazarsanız biz daha somut sonuçlarla sizin verilerinizi izah etmeye çalışacağız, açıklamaya çalışacağız. Evet, peki hocam, zor bir sınav dedik. Standart sapmalar noktasında ciddi değişkenler oldu geçen senelere göre. Peki başarı sıraları adına neler var? Yani başarı sıraları düştü mü, yükseldi mi, puanlar düştü mü, yükseldi mi? Geçen senenin parametrelerine göre bir değerlendirelim mi onu da isterseniz? Evet, şimdi yine yayından önce işte bir grup arkadaşla konuştuğumuzda 180 baraj, yani ikinci sınavlara başvurunu biliyorsunuz. 181, 182 alan öğrencinin sıralaması 600 binlerde falan. Yani barajın hemen üstünde işte virgüllerle belki de 100 bin kişi falan sıralanıyor yani orada. Yani işte 180 ile işte 185 arasında belki de 150-200 bin civarında öğrenci yığılmış durumda. Yani hani biz barajı aşanlar yine geçen yıla göre düşük ama barajın hemen üzerinde olan da ciddi bir yığılma var yani. İşte öğrencilerin baktığımız zaman barajı aşmış ama orada ciddi bir yığılma olmuş. Yani barajı aşmakta da çok zorlanan öğrenciler var. Bu da tabii ki öğrencilerin özellikle yerleşme konusunda yani LSE'den sonraki yerleşme puanlarının ciddi oranda etkileyeceğini düşünüyorum ben. Yani her yıl üniversitelerin işte kontenjan artırımı, sınavın zorluğu, öğrencilerin yapamama durumu gibi çeşitli nedenlerle her yıl üniversitelerin puanları biraz daha aşağıya doğru geliyor ama sonra çok daha farklı olacak gibi sanki. Şimdi bir de bu sene biz bunu tabii sınavdan önceki programlarımızda da izleyicilerimizin dikkatini çektik. Dikkatli olmaları noktasında uyardık. Önümüzdeki sene
dershanelerin olmamasından kaynaklı bir problemle yaşanacak. Şöyle bir problem, tercih adına, bu sene sınava giren çocuklarımızın yaşayacağı problem adına, bu sene her öğrenci önümüzdeki sınava hazırlanacağı bir kurum olmayacağı için neresi olursa olsun girmem lazım. Üniversitede nere olursa şey olsun, evet, tabiri caizse kapak atmam lazım şeklinde, evet, bir düşünceyle, bir yaklaşımla bu şeye girecek. Ve bu da tercihlerde inanılmaz bir yığılmaya sebep olacak diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Peki geçen seneye göre hocam başarı sıralamalarında ne gibi değişkenlik var? Yani işte 180 puanla 185 puan arasında 200 bin kişi var yaklaşık bu sene. Tip, yani, herhangi bir puan türünde. Evet. Geçen senede bu dar alanda kısa paslaşmalar oldu mu? Yani geçen yılki oranlar, işte sınavın deminki netlerle yorumladığımızda bu yoktu tabii ki. Bu kadar değildi yani en azından. Bu dağılım biraz daha şeydi. Yani yukarılara doğru yayılmış durumdaydı. Hı hı, ama şu an baktığımız zaman işte 200'ün altında puan alan ciddi bir grup var baktığımız zaman. Bu grubun da tabii ki şuna dikkat etmesi gerekiyor. Yani bu özellikle alt grupta yer alan öğrenciler bundan sonraki süreçte işte sınavın yaklaşık %60'ı duruyor. Yani öyle değerlendirdiğimiz zaman işte LYS sınavlarını. Henüz LYS burada, var tabii. Tabii buradaki yarışta özellikle doğru stratejiler izleyen öğrenciler bence yine öne geçecektir. Sıralamalarda çok ciddi farklar var. Yani burada işte bir 180 puan alan, 185 puan alan, işte geçen yıllarda atıyorum 700 binlerdeyken bu sene 500 bin lira falan gelmiş yani öğrenci. Yani baktığınız zaman. Çok ciddi, özellikle bu alt limitte çok ciddi bir şey olacak. Hani biz işte ligin sonu geldiğinde altta işte düşme şeyinde çok şeyler döner ya. Evet, bu evet, bir nevi öyle. Yani altta çok ciddi bir mücadele olacak. Özellikle bu kalan sürede LYS hazırlık sürecinde. Burada öğrencilerin çok dikkatli olmaları gerekiyor gerçekten. Peki puan dilimini biraz yükselttiğimiz zaman mesela 250'lerde bir öğrenci geçen sene aşağı yukarı başarı sırası olarak neredeydi? Bu sene aşağı yani yukarı yukarılarda, nerede? Yukarılardaki oran bu kadar fazla değil ama yine de işte sınavın özellikle Türkçenin zorluğundan kaynaklanan bir. Geçen yıllarda işte 250 civarında puan alan bir öğrenci yaklaşık işte 200 bin sıralamasında 150 binin üzerinde 150 bin ile 200 bin aralığındaydı. Bu sene daha da aşağılardı. Yani 130 binlerde, 125 binlerde, 140 binlerde. Yani bu puan türüne göre değişiyor. Buralarda bir sıralamada ama özellikle altlarda çok ciddi bir değişim, çok ciddi bir şey olacak yani. Zaten altlarda öğrencilerin tercih edebileceği bölümler şey yok. Yani evet, bugün bir işte 180 puan alan ya da 190 puan alan bir öğrencinin tercih edebileceği bir örgün öğretim yok diye düşünüyorum, değil mi hocam? Yani tabii yani hani ön lisanslarda belki zorlamayla bir şeyler işte, olabilir. İşte bu öğrenciler, özellikle bu puanlar diliminde olan öğrenciler, 200'ün altında puan alan öğrencilerin özellikle işte yarışa çok daha iyi sarılması gerekiyor. Çok daha iyi bir stratejiyle çok dikkatli olması gerekiyor gerçekten. Bir de kendi alanlarıyla ilgili özellikle, yani hangi alanda gerçekten başarılıysa, işte sınav başvuruları başlayacak işte Nisan ayı içerisinde, 8 Nisan gibi, evet, başlıyor herhalde Hüseyin'in açıkladığı şeyde. Evet. Orada ben öğrencilere özellikle şunu söylüyorum, yani hemen hemen her sınava başvursunlar en azından. Tabii. Yani tabii, hangi tabii testlerde kendiler daha iyiyse orada işte nedir, yapabildiği testlere yönelip orada en azından belli şeyler yapmak yani adına. Geçen sene sayısal bölümler içerisine yerleşen eşit ağırlık öğrenci sayısı çok fazlaydı. Çok fazla, tabii tabii çok ya da fazla. Tam tersi, sayısaldan hazırlanmış ama eşit ağırlıktan alan bir bölümü tercih eden öğrenci sayısı da çok fazlaydı. Çok fazla. Onun evet için diyorsunuz ki mutlaka her sınava başvurun. LYS 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e başvurulması lazım diye gerçekten düşünüyoruz. Yani bir eşit ağırlık öğrencisinin mutlaka sözel sınavına girmesi gerekir. Mutlaka evet, yani. İşte bir sayısal öğrencisinin mutlaka eşit ağırlık sınavlarına mutlaka girmesi gerekir. Ki biz şu anda özellikle bu alt gruplarda baktığımız zaman biz istediğimiz bölümleri okuyamayacağız zaten. Hani böyle bir puan almışsak işte 200'lerde, evet, 200'ün altında bir puan almışsak
O zaman ne düşüneceğiz? İşte seneye de üniversite hazırlıkların çok olmadığı, dershanelerin olmadığı bir ortamda en azından bir üniversite okuyayım mantığıyla nedir? Her sınava başvurmakta yarar var yani. Tabii bu ciddi de bir yığılma tercih yığılması da yapacak. Ciddi bir şekilde olacak. Şimdi biz aslında karamsar tablolar çiziyoruz. Evet, kabul ediyorum. Yani şu an bir öğrenci olarak evimde kahvemi yudumlarken Kanal 5'te Ramazan Hoca ile Halil Hoca'yı izliyor olsaydım kızardım. Evet. Bunu neden yapıyoruz? Aslında bu da önemli. Tabii tabii, çok önemli. Öğrencilerin henüz yerleştirme puanını etkileyen %60-65 oranında önemli etkileyen bir oran var. Tabii, tabii. LYS var. Kesinlikle. Ona göre sevgili çocuklar ayağınızı denk alın diye tabii, bu karamsar tablolar, özellikle realiteler çiziliyor. Hani bunun ile şeyinde işte biz programın başında bunları söylüyoruz da evet. Devamında ne yapacaklarıyla ilgili de yani nasıl bir strateji geliştirmeleri gerekir onları da biz bir şekilde bizi izlemeye devam ederlerse, takip ederlerse bunları da biz yani bu programda, daha sonraki programlarda biz bunları zaten tabii ki söyleyeceğiz, bunları tabii belirteceğiz, yol göstereceğiz. Ha, önce biz şeyi gösteriyoruz yani hangi durumdayız onu bir bilelim yani şekilde. Aynen. Ama yani, buradan kurtuluş yok anlamında değil yani. Meselenin bir kötü tarafını tabii, göstereceğiz. Görelim. Şimdi ilahiyat hocalarımızın literatüründe şöyle bir şey vardır. Yani ilk önce cami cemaatine cehennemi gösterirsin. Evet. Cehennemi anlatırsın. Sonra cennetin kadrini, kıymetini iyi bilmeleri için cenneti anlatırsın şeklinde böyle evet, yarı espiritüel bir anlayış var. Biz de ilk önce bir o karamsar tabloyu çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Bizim milletimizin önemli hasletlerinden birisi de o. Yayın öncesi farklı bir konuda aslında konuştuk. Bıçak kemiğe dayandığı evet, anda biz kıvama geçen, kıyama geçen bir milletiz dedik. İşte Çanakkale, Çanakkale. Yani yaşadığımız o evet, ortam, yıl dönümü. Işte, yani dün 100. yılını evet, yaşadık ve yani orada şehit olan 250 bin askerimize dualar gönderdik, hatimler evet, yaptık. Oradaki ruhu aslında evet, sadece bize ait bir ruh olduğunu da burada izleyicilerimiz biliyorlar. Evet. Onun için 180 puan alan bir öğrenci de bu puanını ciddi anlamda çok ciddi anlamda değiştirir. Yukarılara çekebilir. Yukarılara çekebilir kesinlikle. Yani sıralamasını çok ciddi anlamda değiştirir. Yani bu sene sıralamayı değiştirmek daha kolay olacak öğrenciler için. Yani zor bir sınavda böyle bir sıralama işte bundan sonraki süreci iyi değerlendirdiniz ama yani ben geçmiş yıllarda bile 80 bin, 50 bin aralığında çok değişim gösteren öğrenciler çok gördüm ben. Yani bunları çok yaşadık yani. Bu sene bu daha da kolay olacak. Yani çalışan öğrenci açısından söylüyorum özellikle. Evet, evet. Yani bir öğrenci atıyorum şu anda 500 binde yani 200 bine, 250 bine çekme olasılığı var. Yani 160'lık bir dilimi duruyor sınavı çünkü. Yani önemli olan burada yerleştirme yerleştirme puanının olduğunu bilmeleri lazım ve pes etmemeleri lazım diye düşünüyorum. Hocam kısa bir araya gitmemiz gerekiyormuş. Ondan sonra devam edelim. Sevgili izleyiciler, bugün biz Halil Hocam'la birlikte YGS sonuçlarını değerlendiriyoruz. Parametreler üzerinden tahminler yürütmeye çalışıyoruz. Kısa bir aradan sonra biz sıfır alan adaylar ve barajı aşan aday sayıları üzerinden yine sohbetimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayınız efendim. Evet sevgili Kanal 5 izleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Biz bugün Halil Duymaz hocamla YGS parametrelerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii bu konuyla alakalı da sizin yayınımıza mail yoluyla katılmanızı istiyoruz. Lütfen almış olduğunuz puanlar ve başarı sıralarını bize yollarsanız Facebook ve Twitter yoluyla biz de bununla ilgili yorumlarda bulunabiliriz. Halil hocam, öğrenim durumlarına göre başarı sıraları nedir hocam? Yani Türkiye'de mezunlar evet, mı başarılı olmuş, 12. sınıflar mı? Bununla ilgili biraz konuşalım. Dışarıdan girenler mi? Evet, dışarıdan girenler mi? Çocukların evet, özellikle 12. sınıfların hiç sevmediği gruplardır evet, onlar. Evet, özellikle üniversitede okuyanlar falan özellikle evet, giriyorlar, şey yapıyorlar falan. Evet, evet, evet. Ya burada da tabii baktığımız zaman işte bir önceki yılla kıyasladığımızda hemen hepsinde bir düşüş var yine. Evet. Ama çok ilginç şeyler var burada. Yani ben de bunu özellikle şey yapmak istedim. En başarılı grup üniversitede okuyanlar tabii ki. Yani tabii sevmemeleri çok normal 12. sınıfların özellikle. Evet, güzel. Yani 180 ve üzerinde puan alanlarda oranı
üniversitede okuyan, üniversitede öğrenime devam edenlerin %84. Yani en başarılı grup bunlar. İkinci olarak en başarılı üniversite mezunu olanlar. Üniversite mezunu olup da yani işte iş hayatında bilmem ne yeniden sınava gireyim falan veya bir daha üniversite okuyayım diye. Üniversite mezunları %84. Üniversitede okuyan, devam edenler %76. İkinci olarak bunlar geliyor. Üçüncü olarak yüksek öğretime geçen yıl lise sonlar geliyor. Lise sonlar %66 ile. Yani 12. sınıflar. 3. sırada yani. %66 başarıyoruz. Buradaki başarı parametremiz de baraj değil mi? 180 barajını aşan. 2 baraj var. Biz bunu da bir hatırlatalım da. 140 barajı da var ÖSYM'nin koyduğu. Bu açık öğretim tercihi yapabiliyor 140 barajını açanlar ve 2 yıllık tercihleri yapabiliyorlar. Evet. 180 barajının asıl şeyi şu. İkinci sınavlara başvuru hakkı kazanıyoruz. Evet, yani 180 puanın altında herhangi bir puan türünde 180'i aşabilen herhangi bir puan türünde öğrenci LYS'ye girmeye hak kazanıyor. Burada işte üçüncü sırada şey oluyor. Lise son 12. sınıf öğrencileri. Evet. Daha sonra %63 ile lise mezunları yani geçen yıl herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler. Evet. Çok ilginçtir. Yüksek öğretimden kaydedilenler en son sırada geliyor. Yani bir yüksek öğretime kaydolmuş, oradan kaydı silinmiş, yeniden sınava girmiş. Bunların oranı da %55. Yani baraj aşma oranı. Yani hepsinden daha düşük. İlk defa sınava girenlerden, işte 12. sınıflardan, mezun öğrencilerden hepsinden daha düşük. Çok ilginç bir şey var. Bu. Tabii ciddi bir istatistik bu. Yani üniversiteye herhangi bir yüksek öğretim programına kayıt yaptırmış. İşte okumuş belki bir iki sene. Belki gitmemiş ya da işte kaydı silinmiş tekrar. Ve onlar Türkiye'de en başarısız gruplar. En başarısız grup olmuşlar Türkiye'de yanlış olarak. Şimdi aslında... Tersi beklenmesi gerekiyor ama... Üniversiteyi bırakmış, işte yeniden sınava girmiş, daha bilinçli olması gerekir, daha iyi çalışması gerekir derken... İşte ben burada Halil Hocam biraz da sınav kaygısının ölçeğini görüyorum. Yani bakın şu an hali hazırda bir yüksek öğretim programında okuyan bir öğrenci grubu Türkiye'de en başarılı öğrenci grubu. Mezun olanlar daha başarılı. Evet, onlar mezun olanlar daha başarılı. İş güç sahibi olan insanlar daha başarılı. Evet. İşte burada da izleyicilerimizin kaygıya dikkat etmeleri lazım. Yani bir 12. sınıf öğrencisinin sınav kaygısıyla üniversiteden mezun olmuş ya da hali hazırda bir üniversitede okuyan öğrencinin kaygı düzeyi çok farklı. Demek ki kontrol edilebilir bir kaygı başarıyı getiriyor. Yani emin olunuz ki yani şu üniversite mezunu olan grup oturup da ciddi bir ders çalışmamıştır. Kesinlikle yani, evet ben de ona inanıyorum. 12. sınıf gibi bir işte lise mezunu gibi uğraşmamıştır. Ama işte o rahatlık, o tecrübe onu inanılmaz bir noktaya getirmiş. İşte heyecanı kontrol etmek, sınav süresini iyi yönetmek. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bunları iyi yönettiğinden işte nedir? En iyi grup seviyesine gelmişler şeyler. Yani kaygı dozu önemli. Burada tabii YGS sonuçlarını elimize aldık. Şu an kim ne yaptı, günahı sevabı herkesi önünde biliyor. Evet. LYS'ye hazırlık sürecinde de bunu programımızın ilerleyen dakikalarında izah etmeye çalışacağız. Neler yapılmalı diye. Peki barajı aşanların oranları ne hocam? Yani hatta ben de geçen senenin bilgileri de var isterseniz onlarla da kıyaslayabiliriz. Evet. Bir defa iki tane baraj var. İlk önce onu bir izah edelim. YGS'de 140 barajı ve 180 barajı. Bu iki barajla insanlar ne anlamalı? Yani 140'ı geçen ne yapabilir? 180'i geçen ne yapabilir? Evet. Az önce kısmen değindik ama 140 barajı özellikle açık öğretim tercihi yapmak isteyen öğrenciler, işte 4 yıllık açık öğretimden tercih yapmak isteyen öğrenciler için 140 barajı gerekiyor. 140 ve üzerinde bir puan almışsa buradan tercih yapabiliyor. 2 yıllık tercih yapabilmek için yani ön lisans programlarını tercih edebilmek için 140 barajını aşmış olmak yine yeterli bir puan aralığı oluyor. Evet. 180 barajımız ise özellikle en önemli koşulu ikinci sınavlara girme koşulu 180 puanın üzerinde bir puan. 180 ve üzerinde bir puan almak gerekiyor. Yani neyse
sınavlarına başvurabilmenin ön koşulu. Aynı zamanda tabii 180 barajını aşanlar 140 barajını da aşmış oluyor. Oradaki şeylerden de yararlanıyor diyebiliriz yani şu olarak. Evet, mesela 2014 yılında yani geçtiğimiz yılda sınava giren aday sayısı 1.950.000 kişiymiş. Evet. Ve işte biz YGS 1 üzerinden konuşalım isterseniz. YGS 1 üzerinden evet. 140 puan ve üzeri alan aday sayısı geçen sene 1.442.000 kişi. Evet. Hı hı. Tekrar ediyorum. Geçen sene diyorsun. Geçen sene, evet, geçen sene 2014 yılında 1.950.000 aday sınava giriyor ve YGS 1 puan türünden 140 ve üzeri alan, yani birinci barajı aşan aday sayısı 1.442.000 kişi imiş. Evet, geçen yıl. Bu senede, bu senede YGS 1'den 1.407.000, yani 42.000 iken yaklaşık 40.000 daha az giren sayısı fazla olmasına rağmen. Evet, 140 puanını aşan sayısı geçen seneye göre 40.000 kişi daha, daha az. Çok daha ciddi az. Bir rakam. Ciddi bir rakam. Sayı artmasına rağmen. Sayı artmasına rağmen. Üniversitesi yani adayı giren, artmasına rağmen. Sınava girenleri de bir söyleyeyim geçen yıl. Geçen sene 1950. Evet. Yani 1.950.000 kişi girmiş. Bu sene 1.987.000 kişi girmiş. Evet. Yani yaklaşık 37.000 kişi daha fazla girmiş bu sene. 37.000 kişi daha fazla girmesine rağmen ne olmuş? 40.000 daha az kişi baraj aşmış. Bir 40.000 de oradan eklediğimiz zaman toplamda bir 80-90.000 kişi oynuyor. 140 barajını aşan. Evet. Peki YGS 1 puan türünden geçen sene 180 ve üzeri alan aday sayısı. Yani geçen sene 1.950.000 kişinin içerisinden LYS'ye girmeye hak kazanan YGS 1 puan türünden ama 760.000 kişi imiş. Evet. Bu seneki rakam 665.000 kişi. 95.000 kişi daha az. Evet, yaklaşık 100.000 kişi daha az diyoruz. 100.000 kişi daha az. Sayı fazlalığında kattığın zaman 100.000'in üzerine çıkıyor. Peki bir de sözel ve sayısalcı öğrencilerimiz adına bir veri verelim isterseniz. Evet. YGS 3 puan türünden geçen yıl 180 ve üzeri alan aday sayısı 1.401.000 kişiymiş. Evet, bu senede 1.336.000 kişi. Yani yine burada ne var? 100.000 kişi 100 var bin, aşağı yukarı. Peki sözelcilerde bile 100.000 kişi oynamış diyoruz. Bir de YGS 5'te diyelim hocam. Evet. Mesela YGS 5'te 180 ve üzeri alan geçen sene YGS 5'te 180 ve üzeri alan aday sayısı 1.305.000 kişi diyor. Bu senede bu 1.214.000 kişi. Yine yaklaşık 100.000 kişi. 100.000'e yakın, yine burada fark var yine. Aman Allah'ım, yani barajı aşan aday sayıları geçen seneye göre bile 100.000 kişi oynuyor. Evet, 100.000 kişi. Bakın biraz daha isterseniz Halil Hocam geçmişe gidelim. Mesela 2013 yılında da YGS 5'ten 180 ve üzeri alan aday sayısı 1.117.000 kişiymiş. Evet. Yani 2013'e göre bu sene biraz daha başarılı diyebiliriz, öyle mi? Ama oradan işte giren öğrenci sayısıyla 1.800.000 kişi girmiş. 100.000 kişi girmiş. Bu sene 1.987.000. Yine yaklaşık 200.000 kişi fazla girmiş. Fazla, evet. Girmiş. Dolayısıyla yani netice itibariyle 2015 YGS'de biz öğrencilerimizden çok başarı aldık diyemiyoruz. Diyemiyoruz kesinlikle. Diyemiyoruz. Ve bu başarı sıralarının yani 180 ve üstü için 100.000 kişi oynuyorsa örnek veriyorum 400'lü puanlarda yani YGS'de 400 alan işte başarı sırası 20.000'lerde 30.000'lerde olan aday sayıları acaba tahminen geçen sene de aynı mıydı? Yine aynı değil tabii ki. Yani burada da işte sınavın zor olmasının özellikle Türkçe testinin yani burada da ciddi. Yani bu alt limitte gibi çok bir fark yok ama orada da yine 5-6 bin, işte üst limitlerde 5-6 bin, işte ortalara geldiğinde yine 50 bine yakın bir fark var yani şey olarak sıralamada. Sıralamada. Puan açısından atıyorum işte 400 puan almış öğrenci geçen yıl. Ne olmuş? İşte 30 bininci olmuş diyelim. Bu sene öğrenci işte 390
puan almış, 30 bininci olmuş. Evet. Gibi yani. Evet, yani bu yine tercihler. Yani bir 10 puan, aslında. Yani o civarlarında bile bir 10 puan fark var arada yani. Şöyle. En kötü şartlarda tabii, bir 10 puan. Yani yukarıdaki dilimlerde bir 10 puan fark evet. oluyor. Peki hocam bu sıfır alan adaylarla ilgili evet. işte yaklaşık bir 50 bin aday geçen sene sıfır puan almış. Bu sene ikisi de sıfırlıklarda ben sıfırın rakamını çağırmadım ama oran anlamda. Sıfır oranına ulaşamadık mı diyorsunuz? Yani yayınlamadım acaba ÖSYM'nin istatistiklerini ben çağırtamadım. Olabilirdi sıfır hocam. Sıfır olarak bir liste yani acaba şey mi oldu çok fazla mıydı yoksa şöyle böyle bir onu açıklamadım ya da biz mi yani gözümüzden kaçtı. Ben onun geçen seneki rakam yine biliyorum ama bu seneki rakamla ilgili istatistiğin tamamını çıkarttım elimde şeyi var. Herhalde yayınlamadı yani çok da şey yapmıyor. Yani eğer baraj aşanlar geçen seneye göre 100 bin daha az ise azse, bu da yaklaşık bir 100 bin civarında hadi 70-80 bin civarında bir yani. Sıfır çeken aday vardır diye var düşünüyoruz. Tahmin tabii bu sınavdan sonraki gün sınav sorunları sosyal medyada soruları sosyal medyada yayıldı dendi şu oldu bu oldu vesaire evet, vesaire. Bir sürü dedikodular çıktı. Dedikodular evet. çıktı. Bunlarla ilgili adaylara ne öneriyorsunuz? Yani kulaklar tıkanmalı değil mi bu kesinlikle. Süreç içerisinde? Yani biz hani bizde şey var. İşte su geçerken dere geçerken at değiştirilmez evet. şeyi. Yani biz özellikle bu yarışmanın içerisinde olan öğrenci grubuysak eğer hı hı hı. biz bu tür dedikodulara, bu tür şeylere bunlar gerçek dahi olsa evet. yani biz bunları duymamış, olmamış gibi kabul edip önümüze öyle bakmamız gerekiyor gerçekten. Şimdi tabii ben o noktada gerek ÖSYM'ye gerek devletimizin kontrol mekanizmalarına çok güveniyorum. Çünkü biz artık hakkın ve hakkaniyetin ne olduğunu yavaş yavaş öğrenen bir millet, evet, bir toplum haline geldik çok şükür. Hakkını iyi arayan, hakkını iyi arayan, sorgulayan bir toplum haline de geldik. Evet. Ben olur ya belki yayınlanmıştır, zannetmiyorum bir cep telefonunun, olsa dahi diyoruz bir yani. Cep telefonunun sınav salonuna girip o sınav sorularını çekebileceğine ben inanmıyorum. Yok, yani öyle bir şeyin çünkü inanılmaz bir güvenlik önleminden geçerek. O adaylar oraya geliyor. Çok da şey olmaz yani, ama sınava olmaz. Giren de yüzlerce öğretmen olduğunu ben biliyorum. Çünkü onlardan birkaç tanesiyle biz geçtiğimiz pazar günü YGS özel programı yaptık. Yani evet. sınav sorularını vermeden, detaya inmeden soruları yayınladı, şey yaptılar hocalar. Burada araştırdılar, incelediler. Gördüğü, irdelediği soruları. Evet. Ya, en fazla o olabilir diyorum. Yani onlar da Türkiye'nin birçok büyük yayın evine soru yazan insanlardı. O frekansı yakalayabilme adına yapan insanlardı. Evet. Ama ben bir cep telefonunun sınav salonuna girebilme ihtimaline açıkçası çok fazla inanmıyorum. Evet. Velev ki girmiş olsalar bile ben devletimizin bu hususta gerçekten insanların hakkını yemeyeceğine ve buna kimsenin müsaade etmeyeceğine inanıyorum diyorum. Peki hocam. Gelelim bu LYS hazırlık sürecine. Şimdi evet. Öğrencileri biz bugün özellikle saat 1'den sonra işte merdiven diplerinde, kantinde, şurada burada çok ağlarken gördük açıkçası. Evet. Yani ne yapacağım, nasıl yapacağım, nasıl olacak? İşte barajı aşamayan birçok öğrencimiz oldu. Bu evet. barajı aşamayanlarla ilgili de aslında biraz konuşalım. Barajı aşamayanlar önümüzdeki yıla nasıl baksınlar? Yani biz Türkiye'de hiçbir öğrenciye sen üniversite sevdandan vazgeç kardeşim asla. Demiyoruz. 180 barajını aşamayıp da LYS'ye giremeyen, girmeye hak kazanamayan çocuklarımıza neler öneriyorsunuz? Ya ben özellikle o öğrencilerimiz için şunu söylüyorum. Yani tamam belki zor bir durum, bundan sonraki süreç onlar için zor olacak ama ben kesinlikle yarışın içindeymiş gibi en azından kalan süreyi de çalışarak işte devam ettiği bir eğitim kurumu varsa orada aynen programı takip ederek psikolojik anlamda bu gerçekten zor bir şey yani öğrencinin ama yapması gereken en doğru şey de bu. Yani
yarışma devam ediyormuş gibi bir şekilde en azından işte öğrendiği şeyler ne kadar fazla olursa seneye ne kadar yukarı basamaktan başlarsa onun için kar olacak. Yani ve öğrenci. Şu da var, biraz önce o istatistiği okudunuz. Türkiye'de mezun öğrenciler 12. sınıfa giden öğrencilere göre daha fazla başarı sağlamış. Yani evet. Tabiri caizse ÖSYM'nin cenderesinden geçmiş, ÖSYM'nin o sıkışmasından geçmiş bir aday bir sonraki yıl sınava hangi psikolojiyle girebileceğini daha iyi yönlendirebiliyor. Daha iyi öğreniyor. Yani sınava girip çıkmak bile bir tecrübe yani. Kesinlikle. Yani o atmosferi görmek, hiçbir şey yapmamış bile olsa yani oraya girmiş olması, o soruları görmesi, orada oturması bile yani ciddi bir tecrübedir. Yani kaygısını iyi yönetebiliyor. Kesinlikle. Stres ve heyecanını iyi yönetim altına alabiliyor. Bunların hepsi bir tecrübedir tabii diye düşünüyoruz. Önemli. Yani onun için yani mutlaka işte biz okuyoruz. Buradan işte istatistiklerden bakıyoruz. Çok ciddi anlamda bir rakam var yani. Bir, evet. 3 kişi 5 kişiden bahsetmiyoruz yani. Evet. Yüz binlerce kişiden bahsediyoruz yani. Bunların hepsinin önümüzde 2 yıllarda daha şimdiden başlayıp iyi işte hatalarını şeylerinden ders çıkarıp önümüzdeki yıl hazırlığı şimdiden devam ettirmesi gerekiyor. Devam etmelerini öneriyoruz. Değil yani mi? Kesinlikle. Yani hele hele kurumlarında devam eden yani işte mevcut dershanelerinde orayı daha iyi, oradan daha iyi yararlanırım. Oradan daha çok nasıl yararlanırımın peşinde olmaları gerekir diye düşünüyorum ben şu olarak. Maalesef aynı kanaatteyim. Yani bırakıp işte ben baraj aşamadım, ikinci sınavlara giremiyorum. Gidip evine oturup çekilmesinin hiçbir anlamı yok. Yani. Yani netice itibariyle bir süreç yaşanıyor ve o süreç içerisinde siz eğer hayatınızın geriye kalan kısmını yönetecek, yönlendirecek bir karar alıyorsanız bu kararda evet 12 ay geciktiniz, ciddi bir şey kaybettiniz ama oturup karalar bağlamanın da bir önemi yok. Yani sadece geçmişte yapmış olduğunuz hatalardan ders çıkarmak. Önemli yani o, önemli burada o yapılacak olan şey bu. Yani bugün barajı aşamayan çocuklarımız ve velilerimiz ve hatta öğretmenlerimiz, evet. O çocuklarımızın öğretmenleri başlarını iki ellerinin arasına alıp acaba neden sorusunun yanıtını aramalılar diye düşünüyorum. Çünkü 17-18 yaşında bir gence siz ya tamam bu sevdadan vazgeç deme asla gibi bir şey. Gafletin bir hatanın asla içerisine bir şey. Hiçbir eğitimci düşmez. Kesinlikle. Bence hiçbir anne babanın da düşmemesi gerektiği. Kesinlikle. Yani sen çalışmadın işte bitti bu iş falan yani kesinlikle aileler de böyle bakmasın olaya. Yani bir de şu var Türkiye'de yani birçok kişi sınava birkaç defa girerek iyi yerlere geliyor. Tabii. Yani tabii. Böyle bir sürü bir örneği öyle var. Bir şey var. Evet. Bir sürü örneği var yani böyle az değil yani bu yani. Oran. Yani iki kez girip, üç kez girip çok iyi yerlere giren bir sürü kişi var. Yani 12. sınıfta işte okulla şeyle çok da sınav bilincini yakalayamamış olabilir. Çok iyi bir çalışma ortamı bulamamış olabilir. Heyecanına yenik düşmüş olabilir. Yani birçok olumsuz neden. Ama bunlardan ders çıkarttığı zaman, bunları iyi değerlendirdiği zaman önümüzde 2 yıl çok daha iyi yerlere gelebileceğini ben düşünüyorum. Her yani için yani bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde sınavda barajı aşamayan çocuklarımız bir muhasebe yapmalılar ama tabii, yani kesinlikle. Bu birkaç gün evet karalar bağlayın, yas tutun, üzülün, evet, acaba neden ben bu noktaya geldim deyin ki sorgulayın kendinizi ki sorgulayın. Bir sonraki adımınızı daha sağlam atabilirsiniz. Peki ciddi farklılıklar var, evet bunu tespit ettik ve masaya yatırdık izleyicimizin huzurunda. LYS'ye hazırlanan çocuklarımız yani 180 barajını aşmış ve LYS'ye girmeye hak kazanmış çocuklarımız bundan sonraki süreci nasıl değerlendirmeliler? Bunu da konuşup yavaş yavaş evet. Programımızı kapatalım isterseniz hocam. Evet. Şimdi dediğim gibi yani ÖSYM'nin şu anki yayınladığı puanlar bir kere ham puanlar. Yani bunları özellikle hatırlatalım yani öğrencilerimize tekrar mutlaka biliyorlar ama evet. Tekrar bunların bir ham puan olduğunu, bunun üzerine okul puanının ekleneceğini bir kere unutmamaları gerekiyor. Güzel. Evet. Devamında sınavın büyük bölümünün daha geride olduğunu yani işte biz maçın 30. dakikasında falanız yanında. Evet. Yani öyle düşünmek lazım. Büyük bir bölümü duruyor. Artı YGS sınavı tüm testlerin toplamından oluşan bir puan. Yani işte
fenin, matematiğin, sosyalin, Türkçenin. Ama ancak yerleşme puanlarımız bizim, LYS'deki yerleşme puanlarımız tüm testlerden oluşmayacak. Yani biz kendi alanımızla ilgili testlerden artık sınava gireceğiz. İşte bir sözelciysek biz ne yapacağız? Sosyal bilimleri çözeceğiz. Bir de neyi çözeceğiz? Edebiyatı çözeceğiz. Evet. Yani bunlara iyi çalışacağız. Bunlardan gireceğiz. Hani diyoruz ki mesela şu anki sınavda matematik yapamadık. Veya işte ne bileyim işte Türkçe'de çok oyalandık. Diğerlerini yapamadık. Ama bu LYS sınavları böyle olmayacak. Yani zaman açısından problem olmayacak. Her soruya 1,5 dakika gibi bir süre veriyor ÖSYM. Burada her soruya 1 dakika verirken orada her soruya 1,5 dakika süre veriyor. Yani süre açısından aynı sorunları yaşamayacağız bir kere. Ham puan olduğunu bir kere unutmayacağız. Bunun yanında kendi alanımızla ilgili sınavlara gireceğimizi, kendi iyi olduğumuzu düşündüğümüz testleri çözeceğimizi yine unutmayacağız. Yine işte dedik ki sınavın başında, programın başında işte öğrencilerin puanları düşmüşse neyle düşecek? Üniversitelerin puanları da düşecek demektir. Bu her yıl böyle oluyor yani. Yani bir defa bireysel değerlendirmemek lazım kesinlikle bu meseleyi. Yani grupla evet, bir grupla sınava giriyoruz yani. Ve o grubun içerisinden biz tercih yapıp bir yere bireysel olarak yerleşebiliyoruz. Eğer Türkçeniz kötü geçtiyse emin olun Türkiye'de herkesin Türkçesi kötü geçti. Ki, işte ki bu da ispatlandı yani ortada. Onun için yani. Benim puanım düştü, benim puanım yükseldi şeklinde bir mantalitenin içerisine de girmemek lazım kesinlikle, diye düşünüyorum kesinlikle. Yani yine daha çok en çok bizim şu anda dikkat etmemiz gereken yani o da çok bizim için çok sağlam bir veri değil şu anda ama sıralamamız bizim için daha önemli şu anda. Yani biz puana bakarak üzülüp işte şey yapmayalım. Yani daha çok sıralamamıza bakalım. Özellikle geçen seneki sıralamayla yani da kıyaslayarak. Sıralamayla da kıyaslama yaparak sıralamamıza bakalım. Artı bu sıralamanın da okul puanlarının eklendiğinde çok değişeceğini de yine unutmayalım. Tabii, yani okul puanı tabii. Eklendiğinde biz atıyorum şu anda işte 400 bindeyiz ama biz sadece okul puanının eklenmesiyle belki de biz 300 bine geleceğiz. Belki de 450 yani, bine gerileyeceğiz. 450 bine gerileyeceğiz yani. Evet. Bunları da unutmamak lazım. Yani bu ham puan. Ondan dolayı da şunu yapmamız gerekiyor. Yani biz hiçbir şey olmamış gibi çok iyi bir şekilde işte hocalarımızın yönetiminde ne yapacağız? Düzgün bir şekilde çalışmaya, daha fazla belki YGS'ye hazırlandığımız süreçten daha fazla bir ders çalışmaya en kısa sürede başlamamız gerekiyor. Yani çünkü dediğimiz gibi olayın büyük çoğunluğu hala duruyor. Ve LYS'de malum olduğunuz üzere bilgi sorularından oluşan bir sınav evet, açıkçası. Yani bildiğimiz zaman evet, bildiğimiz zaman yapabiliyoruz. Yani acaba bunu şöyle mi yorumlasak, böyle mi yorumlasak gibi bir seçenek içerisine düşmüyoruz. Yani iki şık arasında kalma olasılığı öğrencilerde LYS'de olmuyor. Yani biliyorsanız cevabı yapabiliyorsanız bilmiyorsanız yapamıyorsunuz. Bu kadar net yani. Şimdi yine işte yayın öncesinde bir arkadaşla öğretmen arkadaşla konuştuğumuz şeydi. Yani bu sınavda diyor işte başarılı öğrenciyle yani nereden biliyoruz? İşte denemelerde veya çok çalışan öğrenciyle ya az çalışan öğrenci arasında çok bir fark oluşmadı diyor. Evet. Ama bu da ilginç. İkinci sınavlarda bu oluşacak yani kesinlikle. Yani çalışanla çalışmayan ciddi bir şekilde ayırt edilecek yani orada. Çok doğru. Yani bu YGS sınavı işte iyi yorumlayan, iyi okuduğunu iyi anlayan evet. Ciddi anlamda fark atabiliyordu yani. Ama orada öyle olmayacak. Yani okuduğunu iyi anlaman yetmeyecek yani. İyi yorum biliyorsan, yapman evet. Yetmeyecek. Orada bileceğin, biliyorsan yapacaksın, bilemiyorsan bir şekilde yarışmanın gerisinde kalacaksın. Yani bu kadar basit yani. Evet. Orada ciddi fark olacak. Onun için biz ne yapalım? Çalışanlardan olalım. Yani bundan sonraki süreçte ki farklı olsun yani birinci sınavda. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten kıymetli bilgiler verdiniz. Tespitleriniz ben çok güzeldi. Ayaklarınıza sağlık. Biz inşallah başka bir programda yine sizleri izleyicimizle buluşturmak istiyoruz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Bütün öğrencilere başarılar diliyoruz. Hayat devam ediyor. Evet, kesinlikle. Yani, evet. Değerli izleyiciler, bugün biz rehber öğretmen Halil Duymaz hocamla
2015 YGS sonuçlarını 2014 parametreleriyle değerlendirmeye çalıştık. Tabii sınavda LYS'ye girmeye hak kazanamayan, yani 180 barajını aşamayan çocuklarımıza önerimiz de oldu. Bunun altını tekrar çizmekte fayda görüyorum. Biz buradan hiçbir öğrencimize sen üniversite sevdandan vazgeç evladım diyemeyiz. Ve hiçbir anne babanın da, hiçbir meslektaşımızın da sen bu sevdadan vazgeç diyebileceğini de tahmin etmiyoruz. Onun için özellikle barajı aşamayan evlatlar, lütfen şu an var olduğunuz çizgi üzerinde yürümeye devam ediniz. Çünkü seneye siz bu sınava tekrar gireceksiniz. Eğer bu sevdadan, bu hayalden vazgeçmemiş iseniz. Tabii bir de LYS sınavına girmeye hak kazanan, yani 180 puanın üzerine çıkabilen çocuklarımız var ki Halil Hocam da ısrarla altını çizerek ifade etti. Programımızın sonunda yine konuşmakta fayda görüyorum. Bu çocuklarımız LYS'ye iyi hazırlansınlar. Şu an henüz maçın 30. dakikasındayız ve maç skoru belli değil ve sınav sonucunuzu, yerleştirme puanınızı yaklaşık %65 oranında etkileyecek olan lisans yerleştirme sınavları henüz yapılmadı ve Haziran ayına kadar yaklaşık sizin 2,5-3 ayınız var ve bu 3 ayınızı lütfen ama lütfen derslerinizi daha verimli çalışarak ve beyin temelli öğrenme kuralları üzerinde çalışarak, bilgilerinizi sürekli kontrol ederek ve tekrar ederek LYS'ye hazırlanmanızı öneriyoruz. Biz yine önümüzdeki hafta saatler 22'yi gösterdiğinde Perşembe günü Kanal 5 ekranlarından sizlere sesleneceğiz efendim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve tüm YGS adaylarımıza tekrar ve tekrar başarılar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere efendim.